emrediyor. Gözlere hakimiyet emrediyor. Gözlerinize sahip olun hükmünü veriyor. Evvela buradan. Nazarlarda büyük ehemmiyet var gözlerde. İç alemi, her insanın bir dış alemi var ki afaki alem, bir de iç alemi var ki enfüsi alem. Kitaplarda çok geçer bu. Yahut zahiri alem, batini alem. İnsanın gözüyle gördüğü tarafı, bir de insanın gözüyle görmediği tarafı. Hayali, zihniyeti, şuuru, huzuru, kalbi, ruhaniyeti, bütün bunlar iç alemimizi temsil ediyor ki göz görmez bunları. Ama bir alem, bir hakikat bunlar. Evet. Ne var gözlerde? Nazarlarda ne var? İlim adamları bu mevzuyu araştırmışlardır. Hayvanat üzerinde yapılan araştırmalar, insanlar üzerindeki ilmi çalışmalar çok büyük hakikatleri ortaya koyuyor. Nazar deyip geçmeyiniz. İnsanın gözüyle bir şeyi takip etmesini küçümsemeyiniz. Hayvanatta bile müthiş hadiseler var. Bakınız, çoğunuzun bildiği, tanıdığı bir hayvandan bahsedeceğim ki ilim adamları mevzuyu bir misalle açıklamaya çalışmışlar. Hani hepimizin tanıdığı bir hayvan var, kaplumbağa. Kaplumbağa, Anadolu'da bazı yerlerde tosbağa derler. Umumiyetle kitaplarda kaplumbağa ismiyle anılıyor. Bu kaplumbağa denilen hayvan biliyorsunuz aynen kuş yumurtası gibi, tavuk yumurtası gibi yumurtası var. Yavrusu yumurtadan çıkıyor, aynen kuş yavrusu gibi. Süt gibi bembeyaz bir yumurtası oluyor ve kaplumbağanın yavrusu da o yumurtadan çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Kaplumbağa kendisi sırtıyla, karnıyla, altıyla, üstüyle acayip bir yapısı olduğu için kuluçkaya yatamıyor. Tavuklar gibi kanatlarını yere indirip kuluçkaya yatamıyor. Buna mukabil yavrusunu yumurtadan şöyle çıkarıyor. Bembeyaz yumurtasını karşısına alıyor, 2 metre geriye çekiliyor, gözlerini dikiyor yumurtaya, saatlerce gözünü yumurtanın üzerinde bekletiyor nazarıyla, derken yumurtayı nazarıyla çatlatıp yavrusunu çıkarıyor. Halen bu dünyada böyle bu hadise. Nazarla çatlatıyor. El değdirmek yok, nefesi değmiyor, eli ayağı değmiyor. 2 metre geriye oturup böyle pür dikkat gözlerini yumurtasına dikip bakıyor. Birkaç saat sonra yumurta çatlıyor ortaya yerden ve içinden yavrusu meydana çıkıyor. Nazar, göz hareketi, göz deyip geçmeyiniz. Nüfuz eden bir hakikati var ve temelde müthiş bir tesiri var. Biraz sonra göreceğiz. Bununla da yetinmiyor. Yavrusu çıktıktan sonra onu alıp götürüyor. Bir kumluk yere kum. Kumu kazıyor. Yavrusunu kumun içerisine gömüyor, sadece baş kısmını, gözünü ve kafasını kumun dışında bırakıyor, geri tarafını kuma gömüyor. Yine 2 metre geriye çekiliyor, tekrar gözlerini dikip o baş kısmı dışarıda olan yavruya, kaplumbağa yine gözlerini dikip saatlerce bakıyor, gözünü gözüne getirmek suretiyle o kaplumbağanın bütün karakterini, kabiliyetini, hareketini, cibilliyetini gözleriyle yavrusuna aynen aşılayıp terbiye ediyor. Ne dehşetli alametler var.